Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz ve minik ayaklara çok yakışacak harika bir bot batik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk defa örgüye başlayanların da kolaylıkla örebileceği bir model oldu. Ayaklarda da çok güzel duracak ve çok kullanışlı bir model oldu. Gerekli malzemelerim iki renk böyle yarım kalan yumaklarımdan patiklik iplerim vardı. Bunları kullandım. Bu iki rengi kullandım. Ve 3 mm şişlerim var. 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. İpimize uygun şiş tercih ediyoruz. Ve bir adet de iğnem var. Dikiş için. Şimdi şu rengimle başlıyorum örmeye. İpimi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız, örgüye nasıl başlıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bıraktım. Her zaman tek şiş üzerine ilmek atıyorum ve ilmeklerimi tek tek sayıyorum. Böyle atalım. Şöyle ilmekler arasındaki esnekliği sağlayalım. İlmeklerimizi gevşek atalım. Böyle sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmayalım. 49 ilmeğe tamamlayalım. 49 tane ilmeğimi şişime attım. Örgümün arka yüzü, başlangıç ipim bakın bu tarafta. İlk ilmeği her zaman örmeden bu şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ters örgüyü nasıl yapıyorum? İlmeği şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Bu şişimdeki ilmeği serbest bıraktım. Böyle son ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği de her zaman düz olarak örüyorum. Şöyle örgünün arka yüzünü tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle daha düzgün. Ve başlangıç ipim bu tarafta sonda. Her zamanki gibi yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğe geldiğimde onu düz öreceğim. Ne için bu şekilde yapıyorum? İki kenarım da daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi yine ortadaki ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturmaya başladık. Bu şekilde ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. Ve haroşa örgüyü oluşturalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası örelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası ördüm. En son ön sırada 6. sırayı ördüm. Arka yüzüne geçtiğimde örgümün şöyle diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimi bu şekilde bağladım. Ve bu ipime geçiyorum. Mor renkli ipime. Örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. Yine aynı şekilde ilmekleri ters olarak örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle. Burada yine aynı renkle ilmekleri ters olarak örüyorum. Yani haroşa örgüyü uyguluyorum. Böyle bir diş haroşa sırası öreceğiz. Bu mor rengimizde. Şimdi örgünün ön yüzünü örelim. Arka yüzünde de ilmekleri ters olarak örelim. Ve örgünün ön yüzüne gelelim. Bu şekilde bir diş haroşa sırası oluşturalım. Böyle bir diş haroşa sırasını ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Burada ne yapıyoruz? Buraya bir desen oluşturacağız. Model. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters olarak ördüm. Sonrasında şöyle ipimi bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm.
Bakın bir doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ördüm. En son iki ilmeği birlikte ters ördüm. Ve yanındakini düz olarak ördüm en son ilmeği. Şimdi evet bakın bu şekilde örgünün tekrar ön yüzüne geldim. Şöyle şu delikli kısımları modelini oluşturduk. Burada yine aynı rengimle devam ediyorum. İlmeklerimi örmeye. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu modelimizde hep haroşa örgüyü uyguladık. Şöyle sıra sonuna kadar gidelim. Sıramı tamamladım. Şöyle bir diş haroşa sırası örüldü. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde şöyle diğer rengime geçiş yapıyorum. Böyle mor rengimle burada artık işimiz bitti. Onu kesebiliriz. Şu şekilde. Bununla işimiz bitti. Bir dahaki dönüşte bu ipimizi bu ipimizle düğümleyebiliriz. Şimdi buradan sonra şöyle renk geçişini yapalım. Burası örgünün arka yüzü. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtiğimizde sadece bu rengimizle öreceğiz. Ve toplamda şöyle bakın 1, 2, 3 diş haroşa sırası örelim. Evet bakın bu şekilde 1, 2, 3 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi ilmeklerimi 3'e böleceğim. Şöyle ortada 9 ilmek bırakacağım. Kenarlarda 20'şer ilmek bırakacağız. Toplamda 49 ilmeğimiz vardı zaten. Şimdi ortaya gelene kadar şöyle 20 tane ilmeğimi örerek dışıma alıyorum. Bu şişime ördüm, aldım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ilmeğimi ördüm. 9'uncuyla buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Ve örgümü çeviriyorum. Bakın çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 ilmeği ördüm. 9. ilmeğimle buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Bakın başa kadar örmüyoruz. Örgümü çevirdim. Şu 9 ilmek üzerinden ilerliyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum. Saymanıza gerek yok artık çünkü ilmeklerin ayrım yerleri belli bakın. 9'uncuyla buradaki ilmekler arasında böyle bir genişlik oluyor. 9. ilmekle buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü yine çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine 8 tanesini böyle alıyorum bu şişime. Bakın 9. ilmeğim belli zaten. Arada boşluk var. 9'uncuyla buradan bir ilmeği yanına alarak ters ördüm. Örgümü yine çevirdim. Bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet bakın şu şekilde oluşturdum. Bu kısımda sayalım bu kenarda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kaldı. Ortada 9, kenarı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim var. Şimdi 12 ilmek burada, 9 ilmek burada, 12 ilmek burada var. Artık şu kısmı örmeyi bırakıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şöyle ilerliyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi buraya 9. ilmeğe geldiğimizde ikisini bir örüyorduk. Artık o şekilde örmeyeceğim. Başa kadar öreceğiz artık. Tüm ilmekleri öreceğiz. Şimdi bunu alıyorum. Şuradan bir ilmek çıkartacağım. Bunu arada şurada geçiş yerinde
delikli bir kısım olmasın diye buradan bir ilmek alıyorum. Bu ilmekle ikisini birlikte ters ördüm ve böyle devam ediyorum örmeye. Şu geçiş yerinde delikli bir kısım oluşmasın diye oradan bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte ördüm. İlmek artma ya da eksiltme gibi bir şey yapmadım. Artık ilmekleri sonuna kadar ördüm sıranın, bak. Böyle. Şimdi artık ilmeklerin tamamını örelim. İki diş haroşa sırası örelim. Sonrasında mor rengime geçeceğim. Mor rengimde yine aynı burada yaptığım modelin aynısını yapacağım. Bakın şöyle. Aynı modeli yapacağım. Şu kısımda yaptığım aynı modeli uygulayacağım. İki diş haroşa sırası pembe. Sonra yine aynı modeli uygulayacağım. Sonrasında iki diş haroşa sırası ördüm. İkinciyi örerken ilmekleri kapattım. İkinciyi birlikte örelim. Bu şekilde tek model yapıp da bırakabilirsiniz. Ben böyle iki model yaptım. Şu delikli kısımdan da böyle bağcık geçirdim. Şimdi devam edelim. Evet, bakın şöyle modeli tamamladım ben. Şöyle iki haroşa sırası ördüm. Modelimi tekrar ettim. Bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi ikinci sırayı örerken ilmeklerimi kapatıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle 2-2 örelim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu bıraktım. Şöyle ipimi biraz uzunca kesiyorum. Dikmek için kullanacağız. Son ilmeği şöyle çekelim. Bu şekilde sıkıştıralım. Bakın örgüyü tamamladım. Şöyle tersini çevirelim. Tersinden dikme işlemi yapacağız. İğneme ipimi geçirdim. Şöyle dikmeye başlayalım. İç taraftaki ilmekleri alıyorum. Böyle dikerek ilerleyelim. Tersinden dikiyoruz. Şöyle bakın, şu iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Böyle dikelim, şu kısma kadar gelelim. Patiğimin dikimini tamamladım. Dikilmiş, örülmüş, bitmiş hali bu şekilde olacak. Şu kısmından benim yaptığım gibi şöyle kordon geçirebilirsiniz. Kordon, ip, kurdele geçirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak takipte kalmaya devam edebilirsiniz.